İyi akşamlar değerli meslektaşlarım. Bu akşam size tekrarlayan gibilik kayıpları ve heparin kullanımı konusunda konuşacağız beraberce. Siz sorun yok, olsa yazarsınız herhalde. Ses geldiğini düşünüyorum. Şimdi tekrarlayan gebelik kayıplarında ne zaman antikoagülan yani heparin kullanım gündeme geliyor? Ya trombofili varlığında veya açıklanmayan tekrarlayan gebelik kayıplarında düşünüyoruz. Trombofili iki türlü oluyor biliyorsunuz. Herediter trombofiler veya edinsel trombofiler. Şimdi her bu durumlarda kullanıyor muyuz, nasıl kullanmamız gerekiyor konusunu tartışacağız. Bir kere heparinle başlayalım. Heparin 100 yıllık bir ilaç. Aslında bulunması da bayağı bir kargaşa. Kim buldu diye. MacLean ben buldum diyor. Emmett Holt ve William Hall ben buldum John Hopkins de diyor. Bir tartışması olan bir molekül ama sonuçta 100 yıldır pratiğimizde olan bir ajan olarak görüyoruz. Tabii günümüzde artık düşük molekül ağırlıklı heparinler kullanıyor. Bunlar plazantayı geçmiyorlar ve gebelikte kullanılabilen ajanlar olduğunu biliyoruz. Heparini şimdiye kadar hep biz antikoagülan olarak biliyor idik etkilerini. Ancak günümüzde artık bunun antikoagülan etkisinin dışında anti-inflamatuar etkileri olduğu, immün modülen etkileri olduğu çeşitli çalışmalarda ortaya çıkmaya başladı ve böylece kullanım alanı biraz daha farklılaştı. Yani yalnızca antikoagülan etki değil, anti-inflamatuar ve immün modülen olarak da etkisi olduğu düşünülmekte. Nereden başladı bu hikaye? Bu işte 96 yılında artmış gebelik kayıpları trombofil arasında bir yayın oldu. Lancet'te bir yayın yayınlandı ve dikkat çekildi. Acaba trombofili olan hastalarda gebelik kayıpları daha mı fazla diye gidiyor. Tarihsel olarak ilerleyeceğim. Bakın o ilk çalışmada faktör 5 Leiden mutasyonun dahi şey olmadığı yüksek olmadığı o değişsin. Bugün en çok konuştuğumuz ama diye antrobinin eksikliğinin etkin olabildiği düşünülmüş ve bu 96'da başlayan çalışma 2004'te başka bir çalışma. Bu da aslında bir EPCO çalışması var. Avrupa'da prospektif olarak trombofil hastaları ne oluyor? Yani bunlar kalp krizi geçiriyor mu, tromboz oluyor mu, gebelik kaybı oluyor mu diye inceleyen bir çalışma. Bu çalışma kohortunun 94-97 yıl arasında aslında bakıldığında biraz 1.35 oranında gebelik kayıplarının arttığını görmüşler. Fakat bu retrospektif veri, prospektif olarak bakalım demişler bu çalışmada. Ve burada trombofisi olan kız kadın ve kontrol grubu takip ediliyor, karşılaştırılıyor. Gebelik kayıtları nasıl diye. Ve bu ilk çalışmada prospektif çalışmada görüldüğü üzere işte burada 48 kadında 10 gebelik kaybı var. Bunlar trombofilisi olmuş fakat tromboflaks almıyorlar. Yani heparin falan bir şey almayan gebeler. Bu da kontrol grubu %20-17 ve relatif risk %1.4 gibi hafif bir artış olduğu gündeme gelmiş. Yani zaten bu şekilde hafif bir artış olabileceği düşünülüyor. Yani bunlar tromboflaks almasa dahi sağlıklı gebelik geçirebiliyorlar. 2006'da bir TRIS çalışmasının subgrup analizde bir çalışma yapıldı ve 79 çalışma burada değerlendirmeye alındı ve bu çalışma sonuçlarında görüldü ki çeşitli trombofil faktörleri düşüklerde etkin olabileceği düşünüldü. İşte faktör 5 Leiden'in homozigot, heterozigot formları, protrombin gibi yani bu aslında 2096'dan belli olan olay 10 yılda da daha biraz daha güncelleşti. Ve bu amaçta acaba bunu taramaya gerek var mı yok mu diye çünkü büyük bir artış yok bu trombofili hastalarda gebelik kayıplarında. Bu tartışılır hale gelmeye başlandı. Fakat halen daha 2006'da bunların taranması doğru değil diye bu çalışma ortaya çıktı. Bunu sevgili Gürkan Öncü bana 2020 geçen bu sene gönderdi. Bu yayını gördün mü dedi attı. Ben de baktım iyi değildi dedim. Biliyorsunuz Gürkan Hoca heparini seven bir hoca düşük gebelik kayıplarında. Hatta böyle aramızda bir şeyde yarışma oldu. Yazıya baktım ben. Bu 2020 bu sene çıkan yayında. Bu da bir meta analiz istedik değerleme. Herediter trombofiller ile gebelik kayıpları arasında ilişki inceleyen bir çalışma. Ve bu çalışmanın sonuçlarında diyor ki
bir ilişki olabilir. Muhtemel bir ilişki olması düşünülmektedir. Nasıl bir çalışma yapmışlar? Bakın burada 3000 civarında yayın alınmış. İşte bunlar elenmiş, 1000 tanesi elenmiş. Doğru değil. Sonuçta 89 tane yayın değerlendirmeye değer bulunmuş, eligible bulunmuş ve sonuçta bu 89 çalışmanın sonucuna göre 30 bin tane kadını içine alıyor. Faktör 5 D mutasyonu olanlarda odd ratio 2.44, protrombin gen mutasyonunda 2 odd ratio'su ve protein eksikliğinin 3.45 oranında bir gebelik kaybı riski artış olduğu vurgulanmış. Ama diğer antitrombin eksikliği ve protein C ile bir ilişki olmadığı söylenmiş. Fakat burada bir birliktelik var, doğru, ama acaba birliktelik bir sebep oluşturuyor mu? Yani sebep sonuç ilişkisi var mı? Evet. Gebelik kaybı olanlarda trombofili fazla, başka şeyler de fazla. Dolayısıyla bu direkt bununla ilgili mi diye bu konuyu ayrı getirmek gerekiyor. Şöyle bir örnek verebilirim. Nedensellikle sonuç arasında. Mesela deniliyor ki bir insan ayakkabısı yattığı zaman sabah kalktığında başı ağrıyor. Şimdi ayakkabı yatanların başı ağrıyor. O zaman ayakkabı yatmak baş ağrıtır. Soracağım varacağız. Hayır. Çünkü bu adamlar gece içki içmişler, sızmışlar, ayakkabısını da çıkamadan yatmışlar. Aslında baş ağrıtan alkol. Ama biz bu ayakkabıyı görüyoruz. Gebelik kaybı olan trombofilde böyle bir şey olma ihtimali yüksek. Biz görünen kısmı görüyoruz. Evet, birçok faktör var gebelik kayıplarında ama trombofilde bunlardan bir tanesi olabilir. Nitekim bu Fransa'dan Christopher Giddes çok yayını var bu konuda. Aynı bu konuya dikkat çekiyor. Diyor ki evet, trombofil ve gebelik kayıpları birliktelik görülme ihtimali biraz yüksek. Ama acaba bu bir nedenselliği açıklıyor mu diye şey yapıyor. Nedensellik için birkaç parametre var. İşte bu ilişkinin kuvvetli olması, her yere tekrarlaması, spesifik olması, biyolojik bir adaptasyon göstermesi gibi kriterler var. Trombofili ve gebelik kayıpları bunlara uymuyor. Mesela örnek vermiş, Fransa'daki aynı mutasyonlar bir bölgesinde olduğunda gebelik kaybı yapmıyor, başka bir bölgede yapıyor. Veya Kafkas ırkında işte faktör 5 mutasyonunun şu alellerine karşı bir direnç olduğunu görünüyor ama diğer toplumlarda olmuyor. Yani eğer bir net ilişki olsaydı her gördüğü toplumda aynı etkiyi göstermesi gerekiyordu. Toplumun bir etnik farklı olanlarda başka bir etki, on başka farklı olsa işte buradaki nedensellik sonuç ilişkisi hakkında bir şüpheler var. Fakat daha uzaktan baktığımız zaman toplumdaki nedir trombofili bozukluğu oranı? %15 civarında. Peki tekrar gebelik oranları nedir? %1-3 civarında. Yani bu kaba, çok uzaktan baktığımız dahi bu trombofili ile gebelik kaybı arasındaki ilişkiyi çok net göremiyoruz. Peki ne diyor son guideline'lar? Bu 2021'de tüm guideline'ların karşılaştıran bir yayın. Ya Alman yayını. International Guideline'lar tekrar gebelik kayıplarında. Acaba biz trombofili tarayalım mı tekrar gebelik kaybına? Bakın bu Eşte'nin guideline'ında taramayın diyor. Alman guideline'ları, Alman Avusturya guideline'ları trombo embol riski varsa tarayın diyor. ASRM taramayın diyor. Royal College'ın bir şeyi yoktu bu 2001'de ama biliyorsunuz Kasım ayında Royal College yeni bir şey yayınladı. Draft yayınladı. O da pek önermiyor. Yani maybe belki de faktör 5 değildi. Protrombingen istenebilir ama kural değil diyor. Çünkü diyor tedaviler sonucu değiştirmiyor. Taranması pek gerek değil. Yani tüm başlıca gayetler var. Eşre, Alman, ASRM, Royal College heritrat taramasını önermiyor tekrar gebelik kaybı. Yalnızca tromboembol riski var ise taranmalı, yoksa taranmasına gerek yok diyor. Peki trombofili var, bulundu. Acaba gebelik trombofili varlığında bu gebelere biz tromboflex yaptığımız zaman, yani heparin, aspirin verdiğimiz zaman, antikoagülan verdiğimiz zaman acaba faydalanıyor mu? Gebelik düşük oranını azaltabiliyor muyuz? Bakın bu 2015'te çıkan ilk yayın düşük molekülü heparin ve aspirin verilmesi ve aspirini karşılaştırıyor. Acaba hereditary trombosis olan kadınlarda heparin, aspirin veya tek başına aspirin verdiğimiz zaman acaba değişiyor mu? Bu randomize kontrol çalışmaların meta analizi. Burada yaklaşık 2000 çalışan var ve 4 tanesi değer bulunuyor. Çok iyi skeleniyor. Randomize kontrol olması, bayaslayan olmaması, yan sonucu olmaması gereken çalışma alınıyor.
Bu 4 çalışma, Kandrup, Laskin çalışması gördüğünüz gibi 1.7 ama buradaki 1'i kestiği için anlamsız diyor. Aspirinle heparin karşılaştırıyor burada. Şurası aspirin, sağ taraf. Sol tarafta heparin artı aspirin. Gördüğünüz gibi fark yok. Sonuçta bu çalışma sonucu bu metaanaliz diyor ki trombolizi olan gebelerde gebelik kayıplarında heparin verilmesi veya aspirin verilmesi sonucu etkilemiyor ve verilmesine gerek yok deniliyor. 2016 yılında yaklaşıyoruz. Bu Leski şikayetinden Kanada'dan önemli çalışması. Çalışma şöyle başlıyor. Güzel aslında. Diyor, iki tane vaka var elimde diyor. Bir kadın 34 yaşında 3 tane düşük yapmış peş peşe. Açıklanmayan düşük yapmış. Ve tekrar gebe kalmak istiyor. Bu kadına tromofilesi yapayım mı diyor. Çok karşılaştığımız bir şey. Günlük pratiğimizde tekrarlayan bir gebelik geliyor. Aynı kadın. Yapalım mı? İkinci sorusu, bir kadın 25 yaşında geliyor. Açıklanamayan gebelik kaybı var 16. haftada ve faktör 5 Leiden heterozigot olarak bulunuyor. Tromboz hikayesi yok kendisinde. Bu hastaya da heparin vereyim mi? Soruyor. Bu sorunun cevabını bulmak için literatür taraması yapıyor. Yani bu iki soruya odaklı literatür taraması yapıyor. Ve 1400 tane yayından 8 tane yayının kendi sorusuna cevap verecek ve kaliteli yayınlar olarak buluyor. Burada işte bir grupta heparin, bir grup heparin attılar. Bu çalışmalar, bu multisentrikleri ve tek merkezleri karşılaştırılıyor. Her ikisinde gördüğünüz gibi biri kesiyor 0.81, 1.04. Yani diyor ki bu soruda cevap aradığında birinci sorumuz neydi? İşte tekrarlayan düşüğü olan ve trombofiltresi yapayım buna. Yapmayın diyor. Anlamı yok. İkinci soruda 25 yaşında 16 haftalık heterozigot faktör 5 Leiden mutasyonlu bir kadına heparin verin. Vermeyin. Çünkü bilimsel değerlemeler, çalışmalar bu sonuca varıyor. Bilimsel verimiz bu. Daha sonra dergilerde bu yayınlar çıkmaya başladı. Trombofillerde acaba gebelik olduğunda trombofiltesi yapalım yapmayalım mı? Ve buradaki çoğusunun önerisi şurada gördüğünüz gibi inhaled trombofillerde yani faktör 5 Leiden mutasyon, MTFR işte proton bunlar yapmayın. Çünkü profilaksi bir şeyi değiştirmiyor. Yalnızca diyor şurada gördüğünüz gibi ancak da klinik çalışma amaçlı rutin klinik pratik dışında verilebilir. Sinebilir. Ama normal rutinde bunların yapmanın bir anlamı yok. Çünkü belirgin bir artış yapmıyorlar. Böyle bir şey bulsanız dahi tedavi sonucu değiştirmiyor. Dolayısıyla madem sonuç değiştirmiyor, neden trombofili testi yapıyorsunuz? Tekrar gebelik kayıplarında erken veya geç yüklerde taranmasın deniliyor bu yayında. Çünkü dediğim gibi bulunsa bile tromboflaksinin bir faydası yok. Peki bu sorular çok çalışmalar işte gördüğünüz gibi metaanalizler derleniyor. İşte uyan tarafı el ve kriterleri iyi değil diye. En son diyorlar ki bu karışıklığa son vermek için bir ELF2 çalışması yapalım. Bu 2000 yılların başında başlıyor bu çalışma. Trombolisi olan gebeleri alalım. Hangi trombolisi var? Heterozigot mu ayrılalım. Bunları iki gruba ayıralım. Şöyle bir çalışma planı yapılıyor. Bakın şurada. Hastanın iki tane veya fazla düşüğü var. Ve kabul edilmiş, doğrulanmış trombofilisi var. Bu hastalar almıyorlar. Gebe kaldıklarında, pozitif gebelik testi çıktıklarında bir gruba standart gebelik takibi yapılıyor. Şu grup. Diğer gruba da heparin veriliyor. Şu grubu. Ve bunlar doğumdan sonra 6 haftaya kadar bu modelde bir çalışma yapalım diyorlar. Ve bakalım ki gerçekten nedir? Bunun için yaklaşık 400 vakaya ihtiyaç olduğu düşünülüyor. Bu ELF'in sayfası ve aslında bu çalışmayı 5 yılda bitirmek hedefleniyor. Ancak bir türlü ELF çalışması ilerleyemiyor. Bir türlü ilerlemiyor. Neden ilerlemiyor? Bakın bu çalışmanın 2011'de başlıyor fikri. İlk vakanın 2013'te başlıyor. Hollanda ve İngiltere ortak çalışma. Belki hatırlarsınız çoğu çalışmada bu çalışmanı yapanlar bize vaka gönderin diye
Sonra ya çok yavaş ilerliyor. Çünkü çok iyi bir randomizasyon. Trombofilsi olacak, gebe kalmayı düşünecek, 2 tane buçuk yapacak ve gruba girecek. Bu sene Şubat ayında nihayet 10 yıl sonra 400 vaka oldu, izlendi. Muhtemelen yani birkaç ay içerisinde sonuçta açıklanması başlıyor. Artık kimsenin ses çıkartamayacağı çok güzel bir çalışma modeli çıkacak ve bu metaanalizlerle, sistemik değerlendirmelerle bulduğumuz sonuca kesin mi koyacağız nokta? Trombofili de heparin verilmesi var mı yok mu? Şu an tüm bilgimiz yok ama aslında bu çalışmadan sonra çok çalışma çıktı ama en güzel çalışma buydu, düzenlemiş çalışma. Bunun da sonuçlarını bu yıl alacağız. Kohren kütüphanesine baktığımız zaman nedir diye, bu antikoagülanlar trombofilisi olan veya olmayanlarda teken uçuklarda karşılaştırıyor. Aspirinle plasebo fark yok. Heparinle aspirin fark yok. Ve yine gördüğünüz gibi heparin aspirin ve tedavisiz arasında fark yok. Yani bu etki olmadı. Kohren kütüphanesinde vurgulanmış. Peki international guideline ne diyor? İşte ESHRE, Alman guideline'ı, ASRM ve ne diyor bu konuda? Onların şeyleri şu. Antikoagülanlar yalnızca tromboz riski varsa, venöz trombem riski varsa verilmeli. Yoksa bir hastada trombofilisi var diye MTFT pozitif, faktör 5 D-troponin pozitif diye hiçbir uluslararası ve kabul edilmiş guideline'lar önermiyor. İşte ESHRE'nin, Alman guideline'ı, ASRM'nin, Royal College'da bahsettim. Birazdan bahsedeceğim. Peki ikinci grubumuz, birincisi hereditel trombofilerdi. Bu da edinsel trombofiler, yani antifosfolipid sendromu. Burada antifosfolipid sendromu olmuş bir hasta ve tekrar engebelik kayıpları var. Heparinin yeri var mı diye. Burada biraz daha heparin lehine, işte ilk çalışmalarda 2004-2011'de heparin ve aspirin düşük molekül aspirinle anfraksiyon aspirin karşılaştırılıyor. Düşük molekül ağırlıklı heparinin daha iyi olduğu ortaya çıkıyor. Yine aspirinle heparin karşılaştırıldığında heparin artı aspirinin bu iki çalışmanın sonuçlarına ve farkın sonuç çalışmasına göre de yani metanin sonuçlarında antifosfolipid sendromlu hastalarda heparin artı aspirinin daha iyi olduğu sonucu var. Fakat bu yine geçen sene çıkan, bu sene yayınlanan bir yayın. Bu da sorgulanmaya başladı. Acaba antifosfolipid sendromunda biz hep heparin artı aspirin var, fayda var mı diye. Burada bir bu Hamulyak Hollanda'da bu konuda çok çalışan birisi demek ki yayında o yazmıştı. ELIFE çalışmasının sonucunda ilgilenen gruptan. Veriye bakıyor. 11 çalışma, 1670 kadın. Aspirin tek başına etkisiz. 140 vakada aspirin daha iyi çıkıyor. 1.20, yani böyle çok şey değil, büyük değil. Heparin daha iyi çıkıyor. Yine heparin artı aspirin daha iyi çıkıyor. Yani sonuçta çok heterojen bir çalışma grubu var. Yan etkiler çok belli değil. İşte bu çalışmanın sonuçları. Evet, tüm çalışmalar şurada gördüğünüz gibi aspirinle karşılaştığında heparin artı aspirin daha iyi gibi. Tabii biri kesiyor burada. Çok anlamlı değil ama daha iyi gibi çıkıyor. Ve sonuç diyor ki bu çalışmada inceledikten sonra edinsel trombofillerde evet düşük molekül ağırlıklı heparin ve aspirinin kullanılması önerilir. Ama buradaki veri şurada sarıyla en son yazdım. Çok kıymetli bir veri değil. Yani düşük kalite veriler. Belki de bu grupta bile yani şu andaki kullanıyoruz. Şu andaki veri bu yönde ama bu çalışmaların da çok değerli çalışma olmadığı daha iyi çalışmalarda edinsel trombofillerden antifosfolipid sendromunda heparin artı aspirine gerek var mı sorusu sorgulanmalıdır diyor. Ve bunun üzerine bu Kanada'dan Leslie Keita yapalım bu çalışmasını diyor. Biz diyor Apple çalışması koyuyor. Çok güzel. Antifosfolipid sendromlu güzel bir isim koyuyor. Ve bir randomize kontrol çalışma yapıyor. Nerede yapan diyor. Ottawa'da diyor. Bizim diyor 10 bin doğumumuz var diyor. İşte %16'sında yakalarsak diyor. Bu çalışma yaparız diyor. Bakın neden bu veri çok geç geliyor? Bunu açıklamak için yapılıyor. Ve başlıyorlar. 25 tane hasta buluyorlar. 25 tane hasta buluyorlar. 10 bin okundan. Bunlardan 24 tanesi giremiyor çalışmaya. Neden? Onun gebe kalmıyor. Yani gebe kalacak çalışmaya girsin. İşte 12 tanesi geç başvuruyor.
8 tanesi bakın burada ilginç. 8 tanesi biliyorsun antifosfos sendromunda 3 ay sonra test tekrarlamak gerekiyor. Tekrarlandığında test negatif oluyor. O da çıkıyor. Sonuçta 2 yılda bir tane hasta buluyorlar. Ve çalışmayı kapatıyorlar. Çünkü feasible değil. Çalışma yapılamıyor. Yani hani nasıl bilelim? Çünkü veri çok iyi üretilemiyor. Bu konularda veri üretimi zor olduğu için eldeki veri de çok kaliteli veri olmadığı için bu kaos bundan yaşanıyor. İşte ELISA çalışması çıktığı zaman eLife trombofildeki noktaya koyacağız. Büyük ihtimalle bu yılın sonuna koyarız veya önümüzdeki yılın başında. Antifosfolipid sendromunda biraz daha zor çünkü tanı kriterleri çok değişik, vaka bulunamıyor. Peki açıklanamayan gebelik kayıplarında şimdi hereditary trombozdan bahsettim. Edinselden bahsettim. Her ikisinde de hepaniden bahsettim. Şimdi üçüncü grubumuza geldik. Açıklanamayan her testi yaptık. Ne trombofilisi var, ne antifosfolipid, ya hiçbir şey yok. Ki vakaların %55'i böyle tekrar gebelik kayıplarında. Bunlar da heparin verilmesi yeri var mı? Buna bakalım. 2010 yılında bir sistemik değerleme yapılıyor. Açıklanamayan gebelik kayıplarında var mı diye 4-5 tane çalışma alınıyor. Şurada görüyorsunuz zaten bir kesiyor ve 2010 yılındaki kanı bu hastalarda açıklama gebelik kayıplarında düşük moleküler ağırlıklı heparin kullanmanın bir anlamı yok diyor. 2015 yılında Schussner'in bu Almanya ve Avustralya yaptıkları güzel bir çalışma. Bakın çalışmaya tekrar gebelik kayıpları yapan 14 klinik katılıyor. Kriterler şöyle: peş peşe 2 düşük yapmış veya 13 alttan düşük 1 düşük yapmışlar. Ultrasonda gebelik doğrulanıyor. Kromozom anomalisi ekart ediliyor. Uterus anomalisi ekart ediliyor. Enfeksiyon yok. Fetal malformasyon yok. Faktör 5 ayrıca mutasyon. Protein gen mutasyonu yok. APA'ları negatif, antifosfolipid antikoru yok ki iki kere bakılıyorlar. Ve heparin antikoru olmayan hasta 449 kadın seçiliyor. 450 tane kadın seçiliyor. Bu kriterle uygun, gösterim kriterle uygun. Ve bunlar iki gruba ayrılıyor. Bir gruba heparin veriliyor. Şurada gördüğünüz gibi randomize ediliyor. Bir gruba da 223-226 yarı yarıya karşılaştırılıyor. Sonuç şurada. İlk satırı bunu ben biraz büyüteyim şey açısından. Bakın 24 haftalık gebelik heparin alan grupta yani düşük moleküler grupta %86. Almayan da %87. Canlı doğum 215'te 185, %86, %86. Yani çok güzel karşılaştırılıyor. Demin gösterdiğim kriterlerini bu webinar TSM'nin web sayfasında kalacak. Orada tekrar bakabilirsiniz. Çok güzel randomize ediyor. Çok güzel vakaları seçiyor. Beyazdan uzak, taraf tutuculuk yok. Açıktan benli fertli gebelik kaybı oldu. Çok net açık. Bu hasta bir gruba küçük bir heparin veriyor. Birine vermiyor, takip ediyor ve hiç fark yok. Hemen bundan aynı sene de bu Blood dergisinin sayfasında bu editoryal bir yazı çıktı. Çünkü burada bir yazı yer almıştı. Diyor ki heparinle çöpe atın diyor, atın diyor. Çünkü artık diyor yeri yok diyor. Editör yazıyor bu Roger'in daha yayınları var bu konuda. Kanada'da. Çünkü şu yayın çıktı bu dergide, Blood dergisinde. Bu Fransız yayını Elizabeth Pasquier yaptığı çalışma. Bu da multicentric double blind randomize kontrol çalışma. 314 kadın açıklanamayan her şey testleri yapılıyor. Uterus anomalisi yok, enfeksiyon yok, trombofilipsi yok, APA'sı yok. İkiye ayrılıyor. 138, 138. Birine heparin veriliyor. Düşük moleküler. Birisine verilmiyor. Ve sonuçlar. Bakın şurada canlı doğum endoksuperan alan grupta %66. Plasebo'da %60. Plasebo daha yüksek çıkmış. Açıklanamayan. Canlı doğum oranları bu per protokol hastalarında benzer. 173. Fark yok. Dolayısıyla deniliyor ki açıklanamayan gebelik kayıpları olan düşük olan kadınlarda düşük moleküler ağırlıklı heparin kullanımının faydası yoktur. Randomize kontrollü prospektif çok delik çalışma bu ve bu öncekilerde yeri olmadığını net olarak ve subgroup analizleri de yapılıyor burada. 3'ten fazla, 2'den fazla düşükler, daha hala can doğum var yok, hiçbir fark etmiyor. Hangisini verirseniz verin, düşük moleküler ağırlıklı heparin gebelik oranlarını artırmıyor. Ve bu çalışmanın sonucu, Elizabeth Pasquier'in çalışması, düşük moleküler heparin canlı doğum oranları
trombofilesi olmayan, açıklanamayan tekrar göbek kayıplarında hiçbir etkisi yok, yazılmaması lazım deniliyor. Bu da aslında çok güzel bir yayın değil ama bu sene yayınlandığı için bu meta analizde koydum. Bu da benzer bir meta analiz. Şeyden yapılan bir üniversitede yapılan analiz. 12 konu çalışmayı alıyor. Küçük molekül ağırlık heparinin etkisi var mı diye iyi çalışmalar aldığını söylüyor burada. Yüksek çalışmaları. Yine aynı şeyi buluyor bu çalışmalarda. Zaten aynı çalışmalar. Habermas çalışması, Kandrup, Roger'in çalışması, Schuster'in çalışması, bu demin sunduğum size Alman ve Avusturya çalışması. Sonuç aynı. Değişen bir şey yok. Bu da diyor ki sonucunda diyor etkisi yoktur diyor. Kullanmaması gerekir. Yani açıklanamayan gibi de kayıplarında etkisi yoktur. Peki bunlar diyoruz ama piyasada peynir ekmek gibi herkes düşük gebelik kayıp olanları herkese heparin yazıyor. Niye yazıyor? Yani bilimsel şeye bakıyoruz. Çok güzel bilimsel çalışmaya bakıyoruz. Meta analizlere bakıyoruz. Prospektif çalışmalara bakıyoruz. Hiçbirisinde yok. Ama gelin görün ki herkes peynir ekmek yazıyor. Bundan nereden buluyor da, nereden esinleniyor da bu yazı heparin yazıyorlar gebelik kayıplarında? Biraz da ona bakalım. Bunların bir kaynağı nereden geliyor? Ben de merak ettim. Ya bu insanlar niye yazıyorlar? Nereden gördüler? Kim söyledi yazın diye? Buldum bir şeyler. Bakın beraber arkadaşlar. Bir tane buldum. Bakın bu senenin yani 2021 yayını. Şimdi bir yayına bakarken ismi çok güzel. Küçük molekül ağırlık heparinin açıklanamayan gebelik kayıplarında literatür review'i. Ben çalışmaya bak şöyle bakıyorum. Çalışmaya kim yapmış? Nereden yapılmış? Hangi dergide yayınlanmış? İsimleri tanımıyorum. Nereden yapmış? Family Medicine, Neuroscience, Internal Medicine, Nöroloji. Yani konunun uzaktan olan insanlar. Bir kere buradan kaybetti. Çalışma okurken her okuduğumuzda doğru değil. Diyor ki işte buradaki multisene çalışmalar yapıldı. Kullanılması lazımdı gibi bir sonuç çıkarmışlar. Gayetlerine konması lazımdı. Açıklama gebeliklerde konması lazım. Allah Allah. Nereden çıkardım bunu diye bakıyoruz. Aldığı son 10 yayından almışlar. Bakın buradan aldığı çalışmalar bunlar. Bizden iki çalışma var Türkiye'den de. Pascal'ın çalışmasını almış. Elizabeth Pascal demin size sundum. Randomize kontrol çalışma. Schuster'inkini almamış. Bu Dijon zaten Cochrane review yanlış almış. Onu bile bilmiyor. Retrospektif çalışmaları almış. Prospektif almış. Yani randomize kontrol çalışmaya varken neden retrospektif çalışma alıyorsun sen? Çünkü veriyi yanlış üretmek için ve şöyle bir grup yapmış. Şu gördüğünüz şeyler, turuncular kontrol grubu. Bunlar tedavi grupları. Şu üç baştaki çalışmalar Yüksel, Çetin bunlar bizim ülkemizden çıkan çalışmalar. Zeynep Kamil'den, Van'dan çıkan çalışmalar. Bu Mısır çalışması, bu Çin çalışması. Bu da demin ben size sunduğum Pascal'in randomize kontrol çalışması ve Schuster'in Alman Avusturya çalışması. Bakın bunlar vaka sayına bakın. Zaten bu kişinin vaka sayısı 650-700'ü buluyor. Bunun hepsi toplasan 600 etmiyor. Bunda etkisiz çıkmış, bunda etkili çıkmış. Ama grafiğe baktığın zaman şurada 150 vakalık vaka daha etkili çıkıyor. Ve şu vaka en çok çıkıyor. Ya burada armutla elma değil yani çok garip karşılaştırma yap. Bu retrospektif çalışma bir tanesi bunların bir tanesi. Şu çalışmaya bakayım ben de. En çok fazla çıkan çalışma ne demiş acaba? Çin çalışması. Bakın o çalışma bu. Çin çalışması açıklanamayan üçlüklerde heparin etkili olduğunu iddia eden çalışma. En çok olduğunu etkileyen. Çalışmaya baktım. Nükleon kriterleri HLA'lara bakmış. Endometriyal kardiyolipin antikorlarına negatif bakmış. Kaç çocuk yapmış belli değil. Hangi testi yapmış belli değil. Trombofili var mı belli değil. Daha da ilginci. Metodolojine baktım. Kontrol grubu. Kontrol grubundan bahsediyorum. Progesteron ve HCG almış kontrol grubu. Nasıl kontrol grubu? Yani inert olması lazım. Hiç almaması lazım. Onunla heparin verdiği karşılaştırılıyor. Ve diyor ki açıklanamayan çocuklarda heparin daha etkili deniliyor. Yani bu çalışmanın yöntemi, metodolojisi yani nasıl yayınlanıyor bu dergide? İnanılmaz tabii bunlar. Her yerde var böyle şeyler. Ve sonuçta diyor ki işte bizim grubumuzda %90 başarı var diyor. Kontrol grubunda bu günlük progesteron intramusküler 20 mg her gün lipid progesteron alan hasta ve HCG alan hasta ve heparin alan hasta karşılaştırıyor. O heparin daha %90 başarı diyor. Yani gülümsemek lazım. Diyor ki sizi kandırabildik mi diyor yani. Böyle bir yayınlara baktılar. İşte bu çalışma yöntemleri yazıyor zaten burada.
yöntemini falan filan. Hani daha sonra web sayfasına bakarsınız diye bunu da koydum. Başka çalışmaya baktım. Baktığım bir tane Bedevi. Bu Mansur Üniversitesi'nde Mısır'da olumlu diyor. Bir başka çalışma baktım. Fevzi. Bu da aynı üniversiteden de iki yayında 2008'de aynı üniversiteden çıkıyor. İkisi de çıkıyor. Yine aynı yerden Şaban diye Ömer Şaban bu da yeni çıktı. Geçen sene çıkıyor. Bunlar hepsi etkili. Yani baktığın zaman Mısır'da tek rengi bebek kayıplarında etkili. Peki bu klinik nasıl bir klinik? Şunu bir blog sevgili Barış Ata göndermişti. Baktım. Adam birisi kafaya takıyor. Diyor ki bunlar diyor. Kim bu? İşte Ahmet Bedevi. Bu adam uydurma yayın yapıyor diyor. Yani adam incelemiş tüm çalışmalarını, istatistiklerine bakmış. Bu adam uyduruyor diyor. Hele şu Fevzi ile Bedevi'nin çalışması aynı anda aynı klinikte farklı rakamlar olması hep çok bunlar masa başı olduğunu düşünden yayınlar. Yani burada gelen veriler var doğru. Ama ne okuduğumuzda nereden geldiğine, veri nasıl çıkmış bakmazsak doğru sanıyoruz. Her okuduğumuz doğru olmadığını bilmemiz gerekiyor. Tam bunları derken bu sene Ağustos ayında çok iyi bir dergi, Human Reproduction'da Otilla Registry diye bir şey çalışma yayınlandı. Bu çalışma şu, açıklanamayan gebelik kayıplarında heparin etkisi. Şimdi ben bahsettim Çin çalışması, işte Kıtırık dergide çıkmış ama bu Human Reproduction, Impact Factor'ı 6-7'lerde olan bir dergi. Bu dergide yayın kabul edilmiş, yayınlanmış. Multisentrik çalışma. Ve tabii duruyorsunuz, çalışma iyi çalışma herhalde. Neymiş çalışma? 11 merkez, 3 ülkede yayınlanmış. 264 gebe alınmış. Kriter şu. Bakıyorsunuz hemen yönteme geçince başlıyor iş karışmaya. 3 tane fazla gebelik kaybı yapmış. Veya 2 kayıp yapmış. Birisi öpü düşüklerin biri. Veya interi 20 haftadan fazla ölü fetüsü var. Peki nasıl yapılıyor? Şöyle yöntem şu. Hekimler istediği hasta trombolizi yapıyor, istediğini yapmıyor. Yani bir kriter yok. Hasta geliyor, bakıyor, kaşına gözüne. Ben trombofil isteyeyim, bundan istemeyeyim diyor. Peki tedavi de hekim kendine kalmış. 11 merkezden işte 3 ülkede hekimler kendi karar veriyor. Bunu heparin vereyim, buna vermeyeyim. Bunu aspirin vereyim, bunu ikisini birlikte vereyim. Neden tedaviye başlayayım? Ne zaman istersen. Gebelik test pozitif çıktı. PK'yı göreyim, mutasyon göreyim. Yani çalışmaya baktığınız zaman çalışmanın ciddiyeti olmadığını hemen anlıyorsunuz. Böyle çalışma ciddi olmaz diye. Bakalım ne çıkacak karşımızda diye bakıyorsunuz. Şimdi bu çalışma nerede yapılmış diye baktım göremedim. En son diyor ki online sayfaya bakarsanız kim katılmış diye görürsünüz. Baktım online sayfaya. Bakın 11 merkezde şunlar. 4 vaka vermiş, 3 vaka vermiş, 3 vaka vermiş. Bunları multisentrik yapmış. Ya şuraya baktığınız zaman 3 merkez. 126, 40, 60 bir de Roskova'dan. Ama bunlara katarak ileriden hemostaz ünitesi, vasküler medicine, işte bilmem hematoloji gibi 3'er 5'er vaka alarak da çalışmayı yani multisentrik yapmak diyor değil aslında. Bu 3 merkezli bir çalışma böyle uluslararası falan değil 3-4 gibi. Nasıl vermiş tedaviyi? Aspirini vermiş 75 bin, 100 vermiş. Prophylaktik dozda vermiş, terapik dozda vermiş. Yani her şey karmakarışık. Ve bunları topluyor, bir sonuç çıkarıyor. Sonuç şu, 260 hasta demiştim, 64 tedavi almamıştı. Tedavi almayanlardaki sonuçlar, tedavi sonuçlar. İşte diyor, tedavi almayanda 29'da canlı doğum, 19 kayıp oldu. Aspirin aranında 29'da 6 oldu falan filan. İşte bunları sonra istatistik analizini yapıyor ve diyor ki, burası çok üzgün. Trombolizisi olan kadında tedavi almayanla karşılıkla tedavi alanla karşılaştırıldığında 46,8 odre ratio'su. İnanılmaz bir rakam. Yani şimdiye kadar ben size 1,2, 1,3'ten baktım odre ratio'sunu. Bakın trombolizisi olan kadında heparin alınması odre ratio'su 46,8, 50 kat. İnanılmaz bir rakam. Yani bu görülmemiş bir rakam. Ve hemen geçen bu derginin bu sayısında, Aralık sayısında buna çok sert bir eleştiri geldi bu yazıya. Yani Asus yayınlanmıştı. Editöre mektup yazmış. Çok da ağır kullanmış. Diyor ki katılmıyoruz bunlara diyor. Bu doktorların kafasını karıştırıyor. Antibiyotik hakkında, gebelik kaybı hakkında. Kafa karıştıran bir yazı. Hele diyor 46,8 benim dediğim gibi bu oran nasıl ulaş böyle bir şey olamaz diyor zaten. Bu nasıl açıklanır? Çok vaka sayısının az olmasıyla kontrol grubuyla hasta grubu arasındaki selection bias'tan kaynaklanıyor. Bu referansını da veriyorum nasıl olduğunu.
baktığınız zaman yani istatistik hata olduğunu söylüyor. Diyor ki gözlemsel çalışmalar büyük bias içeriyor ve doktorların hasta kafasında gereksiz kafa karışıklığı yol açıyor ve potansiyel zararlı tedavileri zararlı bir, faydalı bir göstermeye çalışıyor. Yani kaynak şuradan geliyor. Kötü çalışmaları anlamadığınız zaman sanki bir şey çıkıyor gibi aslında çalışmalar işte bu dergi Human Reproduction yayınlanmış çalışma hiç fark etmez. İsterse Lancet'te yayınlansın, New England Journal yayınlansın. Çalışma okuduğunuz zaman anlıyorsunuz. Bu çalışma nasıl yayınlanmış aslında? Human Reproduction çok garip ama yayınlanmış maalesef. Ve çok kafa karıştırıcı bir yayın. Bitirmek için uluslararası kayıtlar nedir? Eşya'nın kaydına baktığımız zaman tekrar gibi kayıtlar, kayıtlarını ilgilendiren yerinde strong evidence olan bir şey diyor ki heparin veya aspirin açıklanmayan gebelik kayıplarında etkili değil. Strong evidence var. Zaten kitapçık indiriliyor web sayfasından. Neden bu evidence yani ispatın nereden kaynaklandığını zaten ben birkaç şeyini söyledim. Yok diyor. Royal College 2011 yılında en son yayınlanmıştı gebelik kayıplarını. Geçen sene, geçen ay, Kasım ayı, Ekim ayında bu draft'ı yayınladı. Dedi ki bunu bakın biraz inceleyin, biraz yazın dedi varsa bir şey. Sonra yayınlayacak. Henüz yayınlanmamışlar. Sayfasında yok kayıtların ama geçen ben draft'ına bakmıştım Ekim ayında çıktığı zaman. Orada ne diyor? Yani Royal College'ın artık %90-95 bu draft yayınlanacak. Orada diyor ki bakın faktör 5 neydi? Protein S, protein G mutasyonları. Bunların rutin tedavide bunları düzeltmek için biz kanıt yok elimizde. Kullanmayın. Ama subgruplar underpowered. Bu yani subgruplar için henüz bir şey söylemiyoruz ama proteinin eksikliği, faktör 5 neydi? Mutasyon. Protein G mutasyonları. Bunların tekrardan gebelik kaydını veya ikinci trimester kayıp yaptığına dair elimizde veri yoktu. Bunlar tabii draft o da Royal College sayfasında var. Neden böyle dediğinin açıklaması da var. Yani yayınlarda tartışıyor orada. Bu rapor 180 sayfa aslı. Peki bu hastalarda tromofili bakalım mı? Bak beğenmedik. Aspirin ve heparin açıklanamayan gebelik kayıplarını verilmemelidir diyor. Bu 2021 işte şimdi Royal College'ın guideline'ı. Çünkü meta-analizler gösteriyor ki diyor bunlar yani heparin ve aspirin verilmesi gebelik sonuçlarını değiştirmiyor. Kaldı ki yanıtları var. Son sonuca geliyorum. Nedir peki? Ne yapacağız? Eve hangi mesajı götüreceğiz? Mesajı aldığınız zaman tekrarlamak da istiyorum burada. Arkadaşlar tekrardan gebelik kayıplarında düşük molekül heparinin yeri yoktur. Bazı özel gruplarla ilgili henüz veri yoktur. Bunda ne de özel gruplar soracaksınız. Özel gruplar şudur. Birden fazla trombofili mutasyonun olduğu, örneğin faktör 5 homozigot, protrombin gen homozigot. Veri yok. Yani burada verilebilir. Neden? Yani çünkü olabilir. İkisi veri yok. Ama çok seçim grubu belli ama trombofili var bildiklerimiz tek trombofili, ilişkisi olmayan trombofiller, açıklama gebelik kayıpları. Bunlar da heparin vermeyelim. Bu bir hastalık. Hekimen hiçbir şey yapmamak için yazıyorlar ama doğru bir şey değil. Bunu uygulamaya çalıştım. Sorularınız olursa cevaplayacağım. Evet. Şimdi arkadaşlar Bülent Tandoğan sormuş. Acaba bazı kadınlarda deneme mutasyonu da epigenetik defekat oluşturmaya eğilimli olabilir mi? Burada felgenlik problem olabilir mi? Sevgili Bülent çok doğru. Burada ilgili genetik polimorfizmden bahsediliyor. Burada babanın da etkisi. Yani bu konuyu tabii benim konum heparin kullanmasının ama açıklanamayan gebelikte inanın 15 tane 20 tane genç polimorfizmden çalışılıyor. Ve bunlar aslında epigenetik bahsettiğin şeyler etkili olduğu düşünülüyor. Evet. Bu olabilir, sebep olabilir. Bunu ama hepten düzeltemeyiz. Yani genetiği hepten değiştiremeyiz. Dolayısıyla böyle bir şey düşünülüyor. Yine Bülent Tamdoğan sormuş. Aspirin ve heparin antikoagulan değil de anti enflamatuar immün olarak etkili diyebilir miyiz? Yani bu iddialar var ama sonuçta öyle veya böyle sonuca bakmak lazım. Klinik olarak
sistem ne olursa olsun gebe sonra değiştirmiyor. Yani demek ki anti-inflamatuar olarak da immunoterapi etki etmeyeseydi zaten klinik sonuçları değiştirirdi. Yayın kaydedeceğiz. Evet, yayın kaydedilecek arkadaşlar. Sorular yayın kaydedilecek mi diye. Yayın kaydedilecek. Yine Bülent Tamdoğan soruyor. Neden yayınlanıyor dergilerde diye. Kesinlikle evet, firma desteği var. Sevgili Bülent, bu Otello çalışması sunduğu Human Reproduction dergiden, yani ben tabii dillendirmek istemedim. 5 tane firmanın desteği var. 5 tane, 5'i de maalesef Antikorgan firması. O şeyinde zaten yazmışlar. Belki de Human Reproduction bunu alarak şey oldu. Firma desteği olduğunu düşünüyorum ben. Barış sormuş. Teşekkür ederim Barış. Diyor ki Barış, Hazat yaşıyordun. Senenin sonucu too good to be true. Yani çok bir şey çok iyi olursa şüphelenmek lazım. Yani çok laf yalansı olmaz derler ya. Barış onun Türkçesi onun herhalde o. Çok laf yalansı olmaz diye. Hiçbir çalışmada bu kadar etki görülmedi halde 4 odd ratio, 46 odd ratio inanılmaz bir rakam. Maalesef keşke etkili olsaydı demiş. Tabii ki yani Barış bilimsel olarak söylemiş. Bunun şeyi çok laf yalansı olmaz. 46 gibi bir odd ratio olamaz yani. Maalesef Human Reproduction yayınlamış beyim maalesef. Florence Söyleneva demiş ki gen mutasyonu olanlarda ancak aspirin vereceğiz. Hayır. Aspirin hiçbir yerde vermeyeceğiz. Aspirinin ve düşük heparinin etkisi yok. Sevgili Cem Atapekoğlu bir şeye değinmiş. Evet, gereksiz kullanım maddi yükü yaklaşık ne kadar boyutta dekolmamız etkileri var. Evet, zaten Royal College'da Cem bundan bahsediyor. Diyor ki bunun maddi yükü artı dekolman riski, kanama riski, bunlar karşılaştınız. Yani çok da masum bir şey değil bu. Yani hani verilmiş bir şey olmaz diye değil diye. Biliyoruz aspirin bile verdiğimiz zaman diyoruz ki işte doğumdan 10 gün evvel keselim, 2 hafta evvel keselim. Yani bir aspirin alan bir hasta diş bile çektirirken kestiriyor. Kestiriyorlar. Kestiriyor. Yani bu kadar masum değil bunlar. Heparin. Dolayısıyla ekonomik yükü çok fazla. Dolayısıyla çok haklısınız sevgili Cem. Sonay Şenlik sormuş. Peki demiş, açıklanmayan tekrar gebe kayıp hastanızda sizin yaklaşımınız nedir? Heparin, aspirin yeri nasıl yol uyguluyorsunuz? Peki daha zaten sorun bu zaten. Yapacak bir şey olmazsa ne uyguluyorsunuz? Daha evvel bu konuda birkaç konuşma yaptım. Ve ne yaptığımda söyledim ben. Arkadaşlar, Lund'un bir çalışması var. Prospektif çalışması var. Yine o TSM web derslerinde olması gerekiyor. Ve burada diyor ki gebelik kaybı olan kadınlar izleniyorlar. 5 yıl boyu, 10 yıl boyunca izleniyorlar. İşte 3 gebelik kaybı yapanlar, 5 yapanlar, 6 yapanlar, 6 ve fazla yapanlar ne oluyor diye. 3 ve daha fazla yapan 3 yıl sonunda %80'i gebe kalıyor, doğuruyor. Canlı doğum yapıyor. 6 ve daha fazla yapanın 5 yıl sonunda %60'ı doğum yapıyor. Ben bir kere hastaya bunu gösteriyorum. Bu bir seleksiyondur. Sağlıklı gebelik olduğunda bu yolu seçip devam edecektir. Psikolojik destek, klinik destek verilmesi önemli. Zaten eşyenin de kabul ettiği bu. Bunlar da zamana bırakmak her şey iyi olacağı düşünüyoruz. Ahmet Demir sormuş. Son cümleniz demiş. Birden fazla mutasyon olmadan kullanılabilir belki de dediniz. Birden fazla demek ki tüm taramayı yapmak gerekir. Taram yapılması önerilmiyorken bunu nasıl kaybedeceğiz? Tamam işte zaten sorun bu. Yani Royal College de bunu diyor ki burada bir sonuç koyamayız. Heparin etkisizdir diyemeyiz. Sanki subgrupta olabilir. Nasıl anlayacağız? Çok basit. Biz bunu yapmayacağız. Bunu klinik araştırmalar yapacaklar. Biz bunu kendimiz oturarak bunu yapmayacak. Klinik araştırmalar yapacak. Bize sunacak. Biz de araştırmacı değiliz. Bizim verimiz havaya gidiyor. Düşünerek yaparsak yazık. Bu çalışma yapılıyor. Bunlar ortaya çıktığında kullanacağız. Bizim yapacağımız şey sahada guideline'a uymak arkadaşlar. Cahit gözük açık sormuş. Demiş ki 170 katılımcı var burada. Tekrardan en az 3 düşü olan bir hastaya heparin kullanılması halen sormuş. Bu anket yapmak istiyor Cahit Gözü Akçı arkadaşımız. Tüm bu verilere rağmen bu hastalarda kişisel olarak heparin etkili olduğuna kanaatinde misiniz? Anketi herhalde yapamayız diye. Hüseyin Yeşil sormuş. Saygı Hüseyin Yeşil sormuş.
Tekrar gebelik kaybı lupus birlikteliği sık mıdır? Biz çok nadir görüyoruz. Sorumuz teşekkürler. Çok sık değil. Ben de çok sık görmüyorum. Ben yoğunlaştığım halde yani birkaç yılda bir iki hasta görüyorum diyebilirim. Çok sık bir şey değil. Esra Tambacı sormuş. Tromfili bakılmadan tekrar küçük tebili bu şekilde tedavi edilen gebe düşer. İntrakranial karam olursa ne gibi yasal sorunlar olur? Vallahi o avukatın becerisine bağlı. Tabii ki böyle bir risk var. Tabii bu şeyler bu dozlarda pek karama diyatezini artıran şeyler değil ama bu böyle bir riskin daha çok obstetrik komplikasyon açısından ablasyon Cem Atabekoğlu Hoca söyledi. Ablasyon açısından ve karama açısından var. Olabilir. Sevgili Osman Bağcı Hoca demiş ki MTF heterozigotta bile kullanım var. Yani MTF heterozigot toplumun %60'ında var. Nerede bakarsanız. Onda bile kullanan var. Hiç adını geçirmiyoruz. Arka Nigar Hanım sormuş. MTF mutasyonda heparin verelim mi? Asla vermeyelim. Hiç yeri yok. Şükrü Ağar sormuş. Akiz olanlarda veriyor mu tedavi? Evet veriyor. Akiz dediğimiz zaten antifosfolipid de onda heparin artı aspirin vermesini öneriyoruz. Sevgili Barış Dernek Başkanımız sormuş. Bugüne kadar mekanizm olarak sadece antifosfolipid sendromu anneksin 5 kalkan üzerinden kaplayarak yıkım engellemesi kanıt sayılır. Bunu da antikoagülant kişiliği yapmıyor. Heparin ve düşük donanımlı heparindeki pentasakrayat sekansının anneksin 5'in üstünü kapatması yapılıyor. Heparin dışındaki antikoagülant olumlu etki görünmüyor. Dolayısıyla sorun trombofil değil. Sevgili Barış çok haklı. Ben bahsetmedim. Zaten böyle çalışma anneksin 5 bakarak verilmesi gerektiğine dair çalışmalar var. Yani artık vereceğimiz hasta anneksin 5 bakarak diye yapılan çalışmalar var. Barış çok haklı. Yani biz yanlış yerden gittik. Onu söyledim. Ben de onu söyledim sevgili Barış. Nedense sonuç açısından trombofil değil. Başka şey olduğunu düşünüyoruz. Müjde Uygur sormuş. Birçok hasta elde tromofili panelinde bir adet MTF mutasyon ile geliyor. Israrla heparin eşlediğimiz için geliyor. Hastalığı imkansız neredeyse diyor. Yani tabii ki arkadaşlar bu bilinçlendirme hepimizde olmaz ise siz yok dediğinizde diğer arkadaşınız var diyorsa hasta kafası karışıyor. Ama hepimiz bilinçlensek gerek yok desek hastanın bu direnci kırılır. Zaten bu webinarın amacı da bunu sağlamak. Aspirin vermeyeceğiz sevgili Osman Balcı. MTFR sevgili Barış Hoca aynı şey söylemiş. MTFR ne tekrar gebelik kayıplarında ne de başka bağlamda trombofilik sayılmıyor diyor. Çok doğru diye. Belir Gürlek sormuş. Teşekkür ederim ben de. Ana pozitifin sırrı yeri var mıdır? Yoktur. Onur Topçu sormuş. Ana pozitifliği yok. Hatta bundan bir yayın da çıktı bununla ilgili. Ana pozitifliği hiçbir şey etkilerine dair yayın çıktı. Gerek yoktur diye. Homositin bakmıyoruz. Evet arkadaşlar. Çok memnun oldum ben. 170 kişi falan oldu. Yani bu işin sanitasyon için uğraşıyoruz. Yani bu bir salgın gibi. Herkes görüyor. Hep beraber arkadaşlar durmamız lazım bunun karşısında. Bilimsel veri yok. Olsa niye vermeyelim? Hastanın düşmanı mıyız biz? Birbirimizi desteklersek, heparin kullanan yeri yoktur dersek, arkadaşlarımıza söylersek, bilimsel araştırma böyle dersek daha ilerleriz diye düşünüyorum ben. Yani bu ortak hareket etmemiz gereken bir konu. Tabii zor bir konu. O yıllardır gidiyor. İlaç firmaları destekliyor ama bilimsel olarak böyle bir şey olmadığını biliyoruz arkadaşlar. Hocam isterseniz anket yayınlamak isterseniz Hemen yayınlayabiliriz hemen. yayınlayalım. Evet, arkadaşım bahsetti anketi yayınlayalım diye sevgili webinar masterımız Peki. sordu. Bu anketi yapalım burada isterseniz. Peki. Soracaklar ankette sevgili Hakan hemen hazırlıyor. Hemen bakıyor sağda Hazırlıyorum. web masterımız Hakan Köyağası. Bunun için çok şanslı Hakan burada olduğu için. Her zaman çok destek oluyor bizlere. Verim vermedim diye aslında bu yabancı toplantılarda öncesinde bir oylama yapılır, bir de sonrasında oylama yapılır ki kararını değiştirebildik mi diye. Biz de burada görmüş oluruz. Bakın
soruyu yazdı. Herkes bunu işaretleyebilir. Hakan nasıl yapacak arkadaşlar, bir söyler misin? Birazcık daha Biraz daha vakit şimdi istiyor. yayınlayacağım. Nasıl anket? Evet. Anketi açtım. Evet. Herkes Ortaya burada oyuncusu yazar koydum. arkadaşlar soruları. Anket hemen yapalım. Güzel oldu arkadaşlar. Anket sunumlar. Hemen anketi cevaplayalım. Herkes yazsın bakalım. Ama soru şu, kullanır mısınız hali? Evet mi bu şey? Halen kullanır mısınız? Evet mi? Anlayamadım. Soruyu görüyor Yani A musun? şıkkı. Tekrar şu an hasta kullanır mısınız? Halen evet mi demek mi yani bu? A şıkkı. Hayır mı demek mi? O zaman anketi şey soruları yani her biri birer soru Şöyle anladığım kadarıyla şimdi doğru mu anlıyorum? kullanırım diye bak var ya Tamam kullanırım bunları. de kullanırım Peki bir dakika o zaman hemen anketi arkadaşlar çünkü soru sonlandıralım. anlaşılmıyor Yeni bir yani anket yapalım. hemen arkadaşlar soru gördüğünüz gibi çok net olmadı yani kullanırız halen ucu açık soru Evet. Şöyle yapalım o zaman hocam. detaylı Evet, hayır kullanırım yapalım. kullanmam evet daha iyi olur. Peki bu Evet, anketi soruyu da açalım üste koydun hemen. mu? Ben Yani söylüyorum. pardon, ilk defa İddialı yapıyoruz, kaybı kusura olanda halen daha efendim bakmayın. kullanır mısınız? Şu hangisi? Kopyala yapıştır yaptım ama şöyle tekrarlayan onda bir dakika anketi Hangisi yerine sonlandırıp şey düzenle oraya? Şu hangisi yerine? devam Evet, et. oraya yaz. Tabii. Soruyu oraya yaz. Yazıyorum onu kaydet Evet. deyince O eski zaman hali ben çıkıyor söyleyeyim yani bunu hangisi diye arkadaşlara. geliyor. Yani halen daha kullanır mısınız? Üç gibi kayıp olanda. Yeni. Evet ve hayır görelim. Oo çok güzel gidiyor. Vallahi çok sevindim. Evet. Etkili olmuş. Hayır dedi arkadaşlar çoğusu. O %91. Çok güzel. Evet. İkinci soruyu da ayrı bir anket olarak hazırlıyorum Gördüğünüz gibi hemen hocam. kullanmam bile çok güzel oldu. Çok memnun oldum. Yani demek ki yanlış. Etkili olduğunu inanıyor musunuz tüm verilere rağmen? İkinci soru şuydu. Tüm bu verilere rağmen deneme etkili olduğunu Yaptım. inanıyor musunuz? Evet, hayır diye. Anketi bitirdiğinizde Evet. sonuçları yayınlayabilirim. Şu an Değil mi? görmüyorlar kimse sonuçları. Oylar bitince şu anda oy gelmiyor artık herhalde. İlerleyen Değiştirenler var değiştirmeler fikirlerini varmış. Evet, okuyor. hayır, Evet, daha evet. geliyor hocam. 60-70 oy Tamam, tamamdır. geldi. Yayınlayalım İstiyorsanız anket. bitirebilirim. Yayınlayalım. Anketleri yayınlıyorlar arkadaşlar. Hakan hemen şimdi bunu çıkarır. Yayınladım. Yayılır mı? Evet. %84 hayır, Evet. %16 Yani evet. teşekkür ederim. Herkes aynı şeyi düşünmüşler. Gerçekten de aklın yolu bir. Her iki şeyde de hep halinde güveni sarsıldı. İlk Olur soruda mu? da %90 Tamam. Pratiğimizde bu yansıtır ve hayır. aktarımızda yaparız. Evet. Aspirini COVID depresyon profilaksis için veriyorum diye arkadaşlar var. Tabii o başka indikasyonları ona tartışılır. Peki. Sunum yayınladık arkadaşlar. Teslim tüm sunumlar sayfasında var TSLM'nin. Webinar 9 sayfasında. Orada çok güzel bir kütüphane var aslında. Zaman zaman ben de izliyorum, kaçırıyorum webinarları. Evet. Ben de çok teşekkür ederim TSLM yönetimine arkadaşlara fırsatı verdikleri için. Güzel bir akşam oldu. Hepinize teşekkür ediyorum hepinize arkadaşlar katıldığınız için, aktif katkıda bulunduğunuz için. Güzel bir testlerime webinar bitti. Haftaya yine başka bir testlerde buluşmak üzere. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diyorum arkadaşlar. Çok sağ olun.